Edirne Okul Yemeği Koalisyonu okullarda öğrencilere bir gün ücretsiz yemek verilmesini talep etti. Edirne Okul Yemeği Koalisyonu Kent Konseyi binasında basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Murat Akçay, kamu kaynaklarının çocukların üstün yararı için kullanılması gerektiğini söyledi. Akçay, parası olmadığı için yemek yemeyen öğrenci verilerini paylaştı. Okul yemeği tüm öğrenciler için tartışmasız en temel hak iken ve okul yemeği uygulamasının genişleyerek süreceği açıklamalarına rağmen gerekli adımlar atılmamış, verilen sözler tutulmamıştır. Şubat 2023'te başlatılan anaokullarına besin desteği hizmetinin dahi ekonomik koşullar gerekçe gösterilerek deprem bölgesi haricinde geri çekildiği görülmektedir. Açıklanan her veri ve son açıklanan PISA 2022 raporu artık nitelikli eğitimi, eğitimde eşitliği dahi konuşamadığımızın açık kanıtıdır. Bu rapora göre ülkemizde en az 5 öğrenciden biri haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yememektedir. Türkiye'de 37 OECD ülkesi arasında %19,2 ile 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim verileri bile okul terklerinin ülke tarihinde görülmemiş boyutlara ulaştığını göstermektedir. Aynı zamanda TÜİK 2022 verilerine göre 3 çocuktan biri %35,5 oranında ciddi maddi yoksulluk, yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. Yetersiz beslenme, çocukların fiziksel gelişimini, okul için hazır bulunmuşluğunu, akademik başarısını ve okula devamını da etkilemektedir. Dünyada bu sorunların çözümü için en etkili ve en yaygın şekilde kullanılan müdahale programı, okul çocuklarına ücretsiz beslenme desteği sunan kamusal okul yemeği programlarıdır. Bu programlar başta kız çocukları ve özel eğitim gereksinimi olan çocuklar olmak üzere dezavantajlı tüm öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini ve derslere devamlı katılımını sağlayan bir işleve sahiptir. Çocuklar bugünümüz ve yarınımızdır. Karar alıcılar, kamu yöneticileri bu bilinçle hareket etmeli, sorumluluğunun gereğini yapmalı, kamu kaynakları, bütçe çocukların üstün yararı için kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye kendi çocuklarını doyurabilecek, sağlıklı yetiştirebilecek her türlü kaynağa sahiptir.